Geçtiğimiz aylarda katıldığım bir televizyon programında programın sunucusu Selva Hanım çok önemli bir anketten bahsetti. Anketin konusu insanların okuma alışkanlığıydı. Ankette birçok kimseye son olarak hangi gün, hangi saatte, ne zaman kitap okudun diye sormuşlar. Ve alınan cevap gerçekten ümit verici bir netice. Bir saat önce kitap okudum diyenler, yarım saat önce okudum diyenler, bu sabah okudum diyenler, en geç gün okudum diyenler... En güzel tarafı ise sorulan kimselerin hiçbirisinde bir haftadan daha uzun süre öncesinde kitap okuyanın beyanı yok. Herkes yakın zamanda kitap okumuş. Yine son yıllarda gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki kitap ve kütüphane sever verliği ve çok çok önemli olan kitap kafe ismini verdiğimiz kitap kütüphaneler başlığı altındaki şehirlerimizde, illerde, ilçelerde, beldelerde açılan modern, yeni konsept anlayışıyla açılan kütüphaneler baktığımızda gençlerin çok teveccüh ettiği, oraya gittiği, hatta geç saatlere kadar çalıştığı, arkadaşlarıyla orada okuma faaliyetinde bulunduğu mekanlar olarak kültür değerlerimize kazandırılmış durumda. Yıllarca önce İngiltere'ye gittiğimde bir üniversitenin kütüphanesine gitmiştim akşam saatlerinde ve geç saatlerde orada çalışan gençleri gördüm. Sordum onlara bu kütüphane ne zaman kapanıyor diye. Bana dediler ki bu kütüphane 24 saat açıktır. İsteyenler gündüz veya gece gelebilirler. Bu kitap kütüphanede istediği kitabı okuyabilirler. Çok istemiştim o zamanlar. Acaba bizim ülkemizde de ne zaman böyle 24 saate yakın devamlı açık olan gençlerimizin, insanlarımızın hizmetinde olan kütüphaneler olur diye ve çok şükür son yıllarda baktığımızda biraz önce ifade ettiğim gibi birçok yerel yöneticimizin bu tür çalışma mekanlarını oluşturduğu, gençlerimize, herkese açık olan bu kütüphanelerin gece geç saatlere kadar hizmet verdiğini, dahası dahası bu kütüphanelerde insanlara çay ikram ettiklerini, kahve ikram ettiklerini çorba ikram ettiklerini gördüm. Ve en güzel hoşuma giden taraflarda şu idi. Bu kitap e, kafelere ziyaret ettiğimde belediye başkanları beni götürdüler, davet ettiler. Gençler sessiz, sakin, kendinden emin, saygılı ve o mekanın hakkını verecek şekilde kitap okuyorlar, çalışmalarını yapıyorlar, akademik çalışmalarına devam ediyorlardı. Düşünce insanlarımızdan birisi kitap zekayı kibarlaştırır diyor. Sevgili Peygamberimizin damadı Hazreti Ali Efendimiz ilim servetten üstündür. Çünkü serveti insanlar korumak için birçok atraksiyon yaparlar, çalışırlar, gayret ederler, tedbir alırlar. Halbuki ilim öyle değil. İlim insanın bizzat kendisini korur. Düşünce insanlarımızdan birisi okumayan insan kendisini karına atmış gibidir der. 21. yüzyıl okuyanların yüzyıldır. Ama kendine ihtiyaç olan önceliği tespit edilmiş kitapları, yayınları, metinleri okuyanların yüzyılladır. Kitap okumak anne sütü gibidir bir insan için. İster yetişkin olsun, ister çocuk olsun. Hatta ve hatta iyi ve kıymetli kitap anne sütünden daha kıymetli bir gıdadır, şifadır, ilaçtır. İngiltere'de bir üniversitede yapılan araştırmada insanlar akşam mesai sonunda evlerine gittiği zaman şayet 6 dakika civarında kitabı kullarsa kendi üzerlerindeki stresin yaklaşık olarak %68'i azalır. Eğer bu okuma eylemi 10 dakika ve üzerine çıkarsa hemen hemen stres kalmaz. Daha mutlu, daha huzurlu bir hale gelir. Çünkü bu 10 dakika üzerinde kitap okuma eylemi, icraatı antidepresyon etkisi yapar bir insanda diye tespit etmişler. Yine yapılan bir araştırmada kitap okuyan insanların kitap okumayanlara oranla anlama, kavrama ve düşünce dağarcıklarının yüzde altmış daha geliştiğini insan ilişkilerinde kitap okumayanlara nispetle çok daha başarılı olduğunu tespit etmiştir. Toplumumuzun kültürüne çok değerli hizmetleri olan düşünce insanlarımızdan birisinin çok önemli bir sözü var. Okumadığın gün karanlıktasın der. Yine bizim kültür tarihimizde çok önemli isimlerden biri, hatta önemli asırlara damgasını vuran isimlerden biri şunu söylemiştir. Hayatımda sadece iki gün kitap okumadım. Bunun haricinde her gün kitap okudum. Ve baktığınız zaman bu bilge kimsenin asırlara damga vuran hem din ilimlerinde hem de fen ilimlerinde çok ciddi çalışmaları yaptığını, tesirleri olduğunu görürüz. Okumak aslında hayata hazırlanmak değildir. Okumak eylemi hayatın ta kendisidir. Avrupalı bir düşünür, toprak ne kadar besin değeri yüksek olan özelliğe sahip olursa olsun ekilmediği zaman ürün vermez der. Dolayısıyla insanların beyinleri ve gönülleri de okumazlarsa düşünmeye, üretmeye ve gelecek inşa etmeye hazır insanlar olmazlar. Kitap okumak tembelliğe, atalete, uyuşukluğa meydan okumaktır. Kitap okumak aydınlık geleceğe kulaç açmaktır. Kitap okumak veya kitap okuyanı dinlemek, tabletten olsun, kitaptan olsun, insanın düşünce dünyasını zenginleştirdiği gibi hayatında huzurlu, başarılı, mesleğinde başarılı, ailesinde ve toplumda sevilen, üretken ve kendisine müracaat edilen, yanında huzur bulunan insan haline getirir. Toplumumuzun yakından tanıdığı Nobel ödül sahibi Aziz Sancar kitap okuma alışkanlığıyla ilgili çok güzel bir tavsiyede bulunuyor. Akşamları seyrettiğiniz bazı diziler veyahut da filmlerden bir kısmından sarf nazar ederek herhangi bir kitabı alın, onu yediye bölün. Her gün o yedide birini okuyun. Ayda dört kitap, ortalama sayfası 200-300 olan kitap için söylüyoruz. Yılda 50 küsür tane kitap yapar. Dolayısıyla bir müddet sonra kelime dağarcığı gelişmiş, kitap okuma alışkanlığı oluşmuş ve öğrendikleriyle hayatında daha mutlu olan bir insan olarak hayatımıza devam edeceğimizin haberciliğini, müjdesini vermiştir. Kitap okuma alışkanlığını kazandırmanın yollarından biri bilhassa biz yetişkinlerin, ebeveynlerin, yetişkin insanların çocuklarıyla bir yere gezmeye gittiği zaman ve bir alışverişe gittiği zaman bir kütüphaneye gitmesini, bir son yıllarda açılan belediyelerin hayata geçirdiği kitap kafeleri ziyaret etmesini, kütüphane ziyaretlerini, kitap satan bir dükkana veya kitapçıya gitmelerini, hiç olmasa birkaç dakika o kitaplarla hemhal olmalarını bir defa sağlamaya çalışalım. Bununla beraber evlerimizde az veya çok kitaptan oluşturacağımız kütüphanelerin evin en güzel yerini işgal etmesi, evin en güzel yerinde bulunması ve görece olarak gözümüzün önünde olması da çok kıymetli bir davranış ve eylemdir. Ayrıca anne babaların yapması gereken en önemli etkinliğin çocuklarına kitap okuyun demek değil, bizzat kendilerinin günde 5-10 dakikada olsa her gün, hiç olmadı gün aşırı, 15-20 dakika, yarım saat ellerine kitapları alarak o kitapları okumaları da çocuklarına kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için çok önemli bir etkendir. Zaten şu anda okullarımızda, resmi okullarda ve özel okullarda okul yönetimlerini milli eğitimin de arzusuyla, çalışmalarıyla kitap okuma saatleri, telkinleri yapılmakta, hayata geçirilmekte. Edebiyat ve Türkçe öğretmenlerimiz ve başka, başka branş öğretmenlerimizin de öğrencilerimize seçerek tavsiye ettiği kitaplarla okuma alışkanlığının kazandırılması ve yerleşmesine çalışılmaktadır. Peki bunlarla beraber biz her kitabı okumalı mıyız veya nasıl kitaplar okumalıyız? Öncelikle olarak kendi dilimizle alakalı, tabi branşımıza göre, mesleğimize göre, hobimize göre Türkçemizle alakalı kitaplar okumamız lazım. Tarih ve milli tarihimizle alakalı doğru yazılmış gerçekleri yansıtan kitapları okumamız lazım. Merakımız varsa. Bununla beraber inanç ve ahlak ve kültürümüzle alakalı kitaplar okumamız lazım. Uzun yıllar hayat tecrübesiyle gördüm ki eğer bir insan kendi mesleğiyle ve hayat tarzıyla alakalı seçici olarak kitap okursa ve bunların devamını getirirse hem kendi içerisinde ve hem de ailesi içerisinde hayata daha anlamlı bakan ve başarılı, huzurlu bir bire birey olarak hayatına devam etmektedir. Kitap okuma icraatı, eylemi, arzusu ve devamı duygusal bir süreçtir. İnsanlar kitapları okurken okudukları kitapların yazarlarıyla gönül köprüsü kurarlar o metinlerin ve kitapların yazarlarına karşı sempatileri olur. Onların tavsiyelerini, davranışlarını, öğütlerini mutlak surette bir şekilde dinlemeye çalışırlar. Dolayısıyla kitap okuyan hele de küçük yaştaki insanların karakterinde o okudukları kitapların metinlerin muhtevası doğrultusu yönünde bir karakter oluşumu meydana gelir. Bakınız ne acı ki son yıllarda yapılan araştırmalarda Huzur evlerine bakılmış, oradaki insanların yüzde hemen hemen doksanının üniversite tahsili olan, doktor, mühendis, hukukçu gibi belli toplumda karşılığı olan ve beğenilen, tercih edilen meslek sahiplerinin çocukları olduğu görülmüştür. Demek ki üniversite bitirmek, fakülte bitirmek, yüksel, yüksek okul okumak veya herhangi bir kitabı, herhangi kitapları önümüze gelen her kitabı okumak çok faydalı bir icraat, hayat tarzı davranış değildir. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bizim kültür tarihimizde asırlarca önce yaşamış olan bir filozofumuzun çok önemli bir sözü var. Önce doğru kitapları, doğru bilgileri öğrenmek lazım ki eğer doğruyu öğrenirsek yanlışı fark ederiz. Eğer önce yanlışı da öğrenirsek doğruyu asla bulamayız der. Çok değerli bir bilim adamımız iyi kitap okununca Tesiri geçmeyen değerli bir mücevher gibidir. Akıllı insanlar iyi kitaplara yatırım yapar diye ifade etmiştir. Bir insanın rastlayabileceği en güçlü şans iyi kitaplara sahip olmasıdır. İyi kitaplarla arkadaş olmasıdır, onlarla hemhal olmasıdır. Bazı kitaplar vardır ki insanlar gibi hava gibidir, su gibidir. Asla ondan vazgeçemezsiniz. Her gün ona ihtiyacınız vardır. Yani bir insanın sabah akşam veya günde üç defa üç öğün yemek yemesi gibi o kitapları müracaat ederek yanınızdan ayırmamanız gerekir. Bazı kitaplar vardır ilaç gibidir. İhtiyaç olduğu zaman kullanırsınız. Ama bazı kitaplar vardır ki ondan asla haşır neşir olmamanız lazım. Vakit ayırmamanız lazım beyninizi, gözünüzü, kulağınızı dinleyerek ve kalbinizi onlarla meşgul etmemeniz lazım. Çünkü maalesef geçtiğimiz 10 yıllarda birçok gencimiz, on binlerce gencimiz bu kötü maksadını aşmış, milli ve manevi değerlerden uzak metinleri okuyarak bozulmuşlardır. Avrupalı bir düşünür, negatif insanlara maruz kalmak, radyasyona maruz kalmak gibidir. Eğer sürekli maruz kalırsanız bir müddet sonra sizi öldürür der. Halbuki bir insan kötü, zararlı bir gıdayla haşir neşir olduğu veya aldığı zaman en kötü şartlarda ölür. Ama kötü fikir, düşünce eylemleri oluşturan, metinleri, kitapları okuyan insanın ruhu gönlü bozulur. Gönlü bozulduğu zaman kendi geleceğini, ailesinin geleceğini, ülkesinin geleceğini, insanlığın geleceğini karartacak eylemlere, icraatlara, hareketlere bizzat ortak olur. Şadi Şirazi der ki ne kadar okursan oku, eğer okuduğunu hayatına geçiremiyorsan cahilsin demektir. Sevgili dinleyicilerim, iyi kitaplardan, kıymetli kitaplardan seçtiğimiz arkadaşlarınızla, arkadaşlarımızla sizlere huzurlu, bereketli bir ömür diliyorum.